Evet, ikinci dereceden 2 bilinmeyen denklemlere gibi sorumuz var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir işlem yapalım beraber. İlk önce yukarıdaki denklemi eksiyle çarpalım. Eksi x kare artı 4xy eşittir. Eksi 8 artı y kare. Alttakini de yine yazalım. X kare artı 2xy eşittir. 2 eksi y kare. Şimdi ben bu ifadeleri taraf tarafa toplayacak olursam x kareler gider, y kareler gider. 6 tane x'i eşittir, eksi 6 gelir. Buradan x çarpı y eşittir, eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar x çarpı y'i eksi 1 olarak buldum. İki denklemde de yerine yazmayacağım. Çünkü ben x eksi y lazım bana. Bunun x eksi y'nin parantez karesini elde etmek istiyorum. Onun için sadece şurada yerine yazacağız. Şuraya eksi 1 yazılacak olursak. Şimdi yukarıdaki denklemi tekrar bir düzenleyelim. Yine y kareyi bu tarafa atayım. X kare artı y kare eksi 4xy eşittir 8 olacaktır. Yukarıda eksi 1 yazmıştım şuraya. Eksi 2 olur. Onu karşıya atarsam 4 yapacaktır. Yukarısı da x kare artı y kare eşittir 4 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi ben bu ifadeleri taraf tarafa toplarsam. 2 tane x kare artı 2y kare eksi 4xy eşittir 12 gelecektir. Her tarafı bir de 2'ye bölüverelim. X kare artı y kare eksi 2xy eşittir 6 olur. Şimdi arkadaşlar şurası neyin açılımıdır? X eksi y'nin kare açılımıdır. O da eşittir 6'dır. Peki her iki tarafın kare kökünü alacak olursam bu ifade mutlak değerine çıkacaktır. Mutlak değerine x eksi y eşittir kök 6'dır. Soru da zaten bize bunu sormuştu. Onun için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.